yönetimi başkanı burada, camimizin imamı burada ve camimizin destekçisi, emekçisi diyelim, cemaati, yani imam, başkan, cemaat buluşması. Buna Aynen. tanık oluyorsun Aynen. şu anda. Ama cemaat da öyle bir cemaat değil yani. Okkalı bir cemaat Allah'ın izniyle. Öyle her işin altında emeği bulunan, Evet. eli bulunan. Şimdi bak hemen şeyler geliyor hocam. Televizyon etkisini gösteriyor. İnşallah. Telefonlar da Şey gelmeye var. başlıyor. Özür dilerim. Cemaat camisine cemaat olarak sahip çıkan bir cemaat. İşin açıkçası her vakitte ve özellikle bütün programlarda duyurularımızda bir aile oluşmuş daha doğrusu. Her yerde beraber hareket ediyoruz. Daha dün Kur'an kurslarımızın Ramazan öncesinde dedik ki bir buluşması olsun. Bütün ailelerimizle birlikte. Güzel etkinlikte bütün ailelerimiz gelemese dahi birçok aile çocuklarıyla beraber bu güzel etkinlikte bizle beraber oldular. Ve bakıyorsunuz bütün boş vakitlerini cami ve çevresinde geçiren bir cemaat yapımız var. Bu vesileyle Allah hepsinden razı olsun, inşallah devamı gelir. Evet. Evet. Bu birlikten zaten kuvvet Evet. doğuyor neticede hocam. Evet. Yani birlik olmasa bu taşlar taş üstüne eklenip cami şeklini almaz. Yani bunlar bu güzel birliktelik. Allah bana da yardım eylesin. Çünkü camide hafız çok olduğu için Kaç namaz hafızımız var hocam? çok hafızımız var. Namaz kıldıran çok kardeşimiz var. O hiç Büyük bir imtihandayım. Allah yardım eylesin. yanlış geçmez hocam o zaman. Evet. Allah ama ne sayıları güzel, arttırsın. ne güzel. Yani hafız kaç tane var dedim hocam? Okuyan hafızlarımız var, ilahiyattan gelen talebelerimiz var, hafızlığı yarım bırakmış kardeşlerimiz var, hanım kardeşlerimiz var. Çok yani sayı itibariyle Kur'an'dan yarıya kadar ezberleyen cemaatimizin içerisinde bayağı fazla Maşallah. yani. Evet. Ne mutlu size başkanım ya. 475 üyemiz var. Üye sayısı 475 yani. Bayağı akşam namazında benim aşağı yukarı iki sıra oluyor. 60-70 kişi oluyor bazen. Maşallah. Her zaman olmuyor da yani. Çok güzel. Muharrem abi sizinle bir tanıştık. Bu Bond'daki program vesilesiyle. Evet. Çok hakikaten böyle güler yüzü bir saniye eksik olmayan bir abimizsiniz. Devamlı o yönden sadaka veriyorsunuz. Efendimiz öyle buyuruyor ya. Sadaka ver. Adam diyor paramız yoksa ne yapalım? Efendimiz buyuruyor. Paran yoksa güler yüzünde mi yok? Ama güler yüzüyle, maddesiyle, manasıyla her daim cemaatin yanındasın. Allah razı olsun. Hani denir ya hocam, güzel düşünen güzel görürmüş. O sizin teveccühünüz hocam. Sağ olun, teşekkür Biz hep ederim. öyle gördük. Biz... Allah razı olsun. Biz elimizden geldiğince işte hocamızın da bu anlattığı gibi, başkanımızın anlattığı gibi yani elimizden geldiğince, karınca kadarınca üzerimize düşen neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Gerek maddi gerek manevi olarak. Orası bizim için bir sadece cami olarak değil bir külliye, bir yani geriye neler bıraktığınız diye sorulursa işte bir tür şeyle örnekler gösterilebilir diyorum. En büyük miras olacak işte. İnşallah ileride iyi bir yatırım olarak hatıra bırakılır inşallah. İnşallah Almanya'nın, dünyanın barışına vesile olan bir mekan olur yani. Eyvallah. Şimdi sizin beraberinizde bir de güzel ilahi okuyan evladınız değil mi? Evet. Evet. Ellerinde nefer. Allah bağışlasın. Ondan bir ilahi alalım. Ondan sonra da burada Ekrem Kavaklı kardeşim var. Sizinle beraber geldi. Ondan da biraz duygularını alacağız. Hemen şu şöyle mikrofon başına geçsin bakayım gencimiz. Evet. Siz yazmaya devam edin sevgili seyirciler. Devam edin. Facebook'tan geliyor. Mesajlarınızı okuyacağız. İsteklerinizi de okuyacağız. Bugün aşkın sardı. Ben neyleyim ilahisi var. Onu inşallah biraz sonra okuyacağız. Bir tane ilahi isteği de var. Bakalım zaman oraya yetiştirirsek okuyacağız. Yoksa haftaya atacağız. Ama sezon finalimizi unutmayın. 23 Haziran'da Allah'ın izniyle böyle kaymak gibi bir sezon finali hazırlayacağız. Bu programın son programı taşlandırmış olacağız inşallah. İnşallah. Şimdi Abdülkadir Yaman kardeşimi şöyle buraya davet edeyim. Oradan güzelce bir ilahi alalım. Mikrofonu orada. Mikrofonu vereyim mi? Hadi Bey. Ya şu mikrofonu al Abdülkadir. Onu da biraz öne al Sehpa'yı. İstersen o. Evet.
Tamam. Evet. Kadir kardeşimize teşekkür ediyoruz. Avrupa'da, Türkiye'de şu anda bir yeni bir ses duymuş evet. oldu. Yeni bir ses, yeni bir soluk, yeni bir nefes. Cenab-ı Allah gayretini, azmini artırsın inşallah. Biz Abdülkadir Hadi Hocam, bütün bu güzel nefesleriyle programlarımızı görüyoruz zaten. İnşallah daha da güzel günlerde. Güzel canım, maşallah. Evet. İnşallah başka zamanlarda da burada ağırlarız yine.
Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir diğer kardeşim daha var. Sizle beraber geldi hocam. Ekrem Kavaklı kardeşimle bir yemek yemiştik. Sohbet muhabbet etmiştik. Bir insanla diyor, ha, yemek yok demişsin sizinle. Ya yolculuk yapacaksın, alışveriş yapacaksın tanımak için. Komşu olacaksın. Bir de komşu olacaksın. Komşu olacaksın ama yemek yok değil mi bu iş? Ziyafette, ziyarette ve zarafette arkadaş olacaksın. Ziyafette de. Evet. Ya. Tamam o zaman o işi bağlamışız. Şöyle hocam, alalım buraya. Hocam kurtardı da sizi. Ekrem kardeşim hoş geldin. Sağ olun, Allah razı olsun. Biz seni bekleme odasında beklettik. Şöyle şu mikrofonu al. Benim burada var. Ben buradan soracağım inşallah. Sen de bu mikrofonu yakın tut. Bu işte karınca kararınca katkıda bulunuyorsun. Karınca kararınca derken küçük değil ha. Karınca kararınca yani bu işte safını belli etmişsin. İbrahim Aleyhisselam'a işte o ateşi yakmışlar. Karıncaya soruyorlar. Yani ne yapıyorsun diyor İbrahim Aleyhisselam'ın atılacağı ateşi söndürmeye su taşıyacağım. Ya senin bir damla suyunla diyor o ateş söner mi? O ateş sönmese bile diyor en azından hangi safta olduğun belli olur. Aynen. Yani bizimki karınca kararınca hepimizinki. Ne söylemek istersin bu güzel projeyle ilgili? Ben öncelikle size ve Kanal Avrupa'ya teşekkür ediyorum. Bizi burada konuk ettiğiniz için. Ben Ekrem Kavaklı. Aslen Elazığlıyım ama 94'ten beri Bonda yaşıyorum. 96 ve 97'den beri de Diyanet Bon Camii'nde gerek gençlik kurularında yaklaşık 12 yıldan beri yönetimde görevdeyim. Amacımız Bonda yaşayan Müslümanlara hizmet etmek, oradaki insanlara bir şekilde kültürümüzü yaşatmak, dinimizi yaşatmak, onlara hizmet etmek. Yani orada amacımız bu. Bu amaçlar için de tabii bize yer, mekan lazım. Bu mekan için de biz 2008'de bu yeni biraz önce televizyonda gördük işte orayı aldık. Evet. 2010'da oraya taşındık biz inşa aldık. Tabii 2 sene boyunca oradaki ev bölümlerini restore yaptık. Geçici olarak namaz kılacak yerler restore yaptık. Arkasından da parayı biriktirip 2010'da inşaata başladık inşallah. Yaklaşık 4 yıldan beri inşaatımız böyle ağır bir şekilde ilerliyor. Çünkü biz faize bankada başvurmadan inşaatı yürütmek istiyorduk. Allah razı olsun. Cemaatimizin duyarlılığı çok büyük tabii ki. Allah razı olsun bütün cemaatimizden. Özellikle bayan kollarımız, onların büyük bir desteği, büyük bir yardımı var burada. Tabi Bonda yaşayan Müslümanların hepsinin büyük bir desteği var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi bu büyük bir dava. Bu davaya eğer ben Müslümanım diyen birisi destek veriyor. Onun için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz biz. Ama siz de başı çekiyorsunuz ekip olarak. Yani onlar destek veriyor. Başkanımız tabi burada zaten konuştu. Hocamız sağ olsun burada. Yaklaşık 8-9 aydan beri bizden birlikte. Biz buradaki aktivitelerle gerek kermeslerimizle gerek öbür Strassenfest dediğimiz olaylarla, bunlarla cemaati toparlayıp bunlara amaç yani satış değil aslında da ama bu işi anlatmak. Anlatmak, bu işi göstermek. Bu şekilde camiyi kaba inşaatı komple bitti. Camları da takıldı, kubbesi de bitti. İşte önümüzdeki dönemde işte elektrik, kalefer sistemi, arkasından sıva. Bu şekilde devam edecek inşallah. Tabii bunun için de bize büyük bir katkı, büyük bir iş düşüyor. İş düşüyor. Yönetim olarak biz bunu cemaate, Bonda yaşayan Müslümanlara, genelde Avrupa'da yaşayan Müslümanlara duyurmamız gerekiyordu. Siz de bize bunu, bu mikrofonu bize verdiniz bugün. Biz de inşallah Bonda'ki camiye, Bon Hochstadring 43 numaralı adresimizdeki camiye, bütün Avrupa'daki Müslümanların desteğini bekliyoruz. Biz size bunun için çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, biz size teşekkür ediyoruz. Bu güzel muhabbeti, bu güzel ibadethaneyi hayata geçireceksiniz. Yani biz size teşekkür etmemiz lazım. Bu verdiğimiz imkan da bizim yapabileceğimiz en zayıf bir yardım. Estağfurullah. Buradan inşallah vesile oluruz da diğer güzel bu işe katkı sunmak isteyen insanlara da aracı oluruz da o zaman biraz daha mutlu oluruz. Allah razı olsun sizden. Teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Buradan bütün kakkoşlara senin vasıtanla selamlarımızı gönderiyoruz. Tabii Elazığ'dan çekiyor mu kanalı? Çekiyorsa Elazığ'daki bütün hemşehrilerimiz. Bayağı da izliyorlar. Hepsine selamlarımı. Artı Bon'daki bütün cemaatimize. Onlar bizi hepsi izliyorlar bugün burada. Cemaatimize hepsine selam söylüyorum. Bayan kollarımıza teşekkür ediyorum. Cemaatimize ayrıca teşekkür ederim. Burada hocamıza, başkanımıza teşekkür ediyorum. Eyvallah. Artı size. Eyvallah. Ben de.